Ben Kezi kanalından herkese selamlar. Bu hafta air fryer'da hamburger yapacağız. Ama bu yaptığımız hamburger çok kısa sürecek. Çünkü patatesi, ben içine közlenmiş biber de koyuyorum. Biberi, soğanı, köfteleri hepsini birlikte atacağız ve yaklaşık bir 15 dakika arasında pişmiş olacak hamburgerimiz hazır olacak. Uzun süredir ne yazık ki air fryer'la video paylaşamıyordum. Çünkü air fryer'ım garantideydi. Garantiye gönderme sebebim bu iç haznesini makineye atmıştım. Bulaşık makinesine. Biraz yamulma olmuştu. Şurasını görüyorsunuzdur. Philips sağ olsun bize şu dış çerçeveyi gönderdi. Bu da yamulmuştu. Ama şu ızgarayı göndermiyorlar. Sadece bunu gönderiyorlar. Bunu gönderdiler. Bir de bunu da garanti kapsamına girmiyormuş. Yani bunu da değiştirmediler. Sağ olsunlar yine de yardımcı olmuş oldular. En çok ama yamulma bunda vardı. Ayrıca kapağında da benim ilk aldığından beri bir tam oturmama sorunum vardı. Ama o zaman göndermek istememiştik, uğraşmak istememiştik. Hani bir sorun olursa sonrasında garantiye veririz diye düşünmüştük. Onu da tamir ettiler. Şimdi biraz zor oturuyor gibi ama yani şöyle buradan biraz itiyor gibi. Yine de eskiye göre iyi tabii ki. Biraz bastırmam gerekiyor mesela. Bu şekilde kapatıyorum. Vakit kaybetmeden el yapımı evde air fryer'da pratik hamburger yapımımıza başlayalım. Şimdi ben hamburger köftemiz için kıymamızı önceden biraz böyle karıştırdım. İçine neler koyduğumdan hemen bahsedeyim. Elimle ilk baş böyle yoğurmayı biraz sevmiyorum, o yüzden kaşıkla karıştırıyorum. İçinde bir yemek kaşığı galeta unumuz var, bir adet orta boy soğan var. Onu robottan geçirdim, soğanın da suyunu sıktım. Bir yemek kaşığı pekmez koydum, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz koydum. 500 gram da kıyma koydum, bir adet de yumurta. Aslında soğanları rendeleseniz daha iyi olur. Benim soğanlarım biraz robottan geçirdiğim için iri kaldı. Ama çok sevmiyorum ben rende yapmayı. O yüzden robottan geçiriyorum. Özellikle soğanı rendelemek bana çok zor geliyor. Şu an bile gözlerim çok fena yanıyor. İyice karışması için yoğuruyorum. Hamburger köftesini çok yoğurmanıza gerek yok. İçerisine dilerseniz ketçap ve hardal da ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemiyorum. Yani dilerseniz soğan eklemeyebilirsiniz. Soğansız da olabilir. Şimdi hamburgerimize şeklimizi vereceğiz. Şöyle büyük bir yuvarlak alıyorum. Çalışırken bu hamburger o kadar kolayıma geliyordu ki... Hafta sonundan taze kıyma alırdık. Onu yoğururduk. Bu şekilde yapıp buzluğa atardık. Geldiğimde ama tabii o zaman air fryer'ım yoktu. Hemen döküm tavada onu kızartırdım. Tabii kızartmayı da ayrı yapardım yine patates kızartmasını. Önceden közlenmiş buzluğa attığım biber ve patlıcan vardı. Onları da çıkarırdım. O şekilde yemeğim hazır olurdu ama her yer kirleniyordu. Ocak, aspiratör, yerler bile yağ oluyordu. Bir şeyler seriyordum. Hamburger ekmeğimi de A101'den aldım. Bim'de de satılıyor. Biraz sonra onu da göstereceğim nasıl bir şekli olduğunu. Önceden kendim evde yapıyordum hamburger ekmeğini de. Ben şimdi iki tane köfte yatacağım air Çünkü iki kişilik hamburger yapacağım. Kalan kıymamızı da buzluğa atacağım. Köfteler içine yerleştiriyorum. Kırmızı biber koyuyorum. Soğanlarımızın üzerine ayçiçek yağı sürdüm. Soğanları yerleştiriyorum. Daha önceden buzluğa soslayıp attım. Patateslerimi de kızartacağım. Patatesleri suda beklettim. Sosladım. Sonrasında buzluğa attım. Bu şekilde buzlu kızartmayı ilk kez deneyeceğim. Normalde marketten aldığımız dondurulmuş patatesi kızartıyorum ama hiç evde yaptığım patatesi kızartmamıştım. Benim için bir ilk olacak. Et modunu alıyorum. 200 derecede bırakıyorum. Dakikayı da 15 dakika yapacağım. Yemeğimiz hazır. Airfryer'ımız durdu. Açıyorum. Hepsi harika görünüyor. Her biri pişmiş. Şimdi hemen biberimi alacağım. Kabuklarını soyacağım ve ekmeğimin içine koyacağım. İlk olarak köftelerimi alıyorum. Ekmeğimin içine koydum. Söylediğim gibi hamburger ekmeklerimi A101'den alıyorum. Bim'den de aldığım oluyor. Hatta Bim'deki daha güzel gibi sanki. Bu sefer ama A101'den aldım. Soğanlarımı şöyle koyuyorum üzerine. Közlemiş olduğumuz biberlerimi soydum. Böyle uzun ince şekilde doğradım. Onları da koyuyorum. Biz çok seviyoruz közlenmiş biber. Hatta közlenmiş patlıcan da çok seviyoruz. Közlenmiş patlıcan da koyabilirsiniz. Turşuları uzun ince doğradım. Bunlar da yine annemden. Gerçek anlamda evde hamburger oluyor yani böyle. Şunu söylemeyi unuttum. Ekmeğin alt kısmına bu yine annelerimizin hazırladığı domates sosları var ya hani hafif acılı. Ondan koydum. O da güzel oluyor. Şimdi domatesleri koyacağım. Bunlar da köy domatesi. Kocaman oldu. 3 tane çedar koyacağım. Bol çedarlı. Aa hatta burada fazla bir tane daha çıktı. Bunu da kardeş payı yapayım. Kapatıyorum üzerine. Ekmeklerimizi ısıtmak için tekrar air fryer'ın içine alıyorum. 2 dakika daha pişireceğim. Sonrasında alacağım. Air Fryer'da yapmış olduğumuz hamburgerimiz hazır. Görüyorsunuz. Harika görünüyor. Gerçekten çok lezzetli görünüyor şu anda. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Ekmeğimin bu kısmı rezistans kısmına geldi. Böyle bir yanık kokusu sardı ilk önce burayı. <laughs> Sonra ben koşarak hemen air fryer'ı açtım. Bir baktım ekmeğin üst kısmı rezistansa değmiş. O yüzden bu şekilde yanmış. Demiştim videonun başında kapak ayarı ile ilgili bir takım sorunlar var diye. Kapağı sağ olsunlar tamir etmişler. Buradan tam önden kapalı görünüyor ama yanlardan biraz halen daha açıklık var. Aynı zamanda biraz üst tarafa doğru kendini atıyor kapak. Yani şu iç hazne üst tarafa doğru kendini itiyor. O itmeden kaynaklı olarak hani ben kapatıyorum kapatırken bir problem yoktu. Çünkü ben bastırarak kapatıyorum. Diğer türlü kapanmıyor. Büyük ihtimalle ben onu bıraktıktan sonra ekmek oraya temas etmiş ve bu şekilde yanık oluşturmuş. Şu an bakacağım tekrar orayı temizledikten sonra bir daha çalıştıracağım. Bir sorun oluşturup oluşturmadığıyla ilgili bir sonraki air fryer'la yaptığım çekimde sizlerle paylaşırım. Tadım aşamasına geldik. Yaptığımız hamburgeri tadacağım. İçinde ne olduğunu bildiğiniz, <laughs> olabildiğince sağlıklı bir hamburger. Bayağı yedim. Yani burada isim vermek isterdim ama şimdi etik olmaz. Bugüne kadar bildiğimiz güzel burger yapıyor dediğimiz birçok markadan binlerce kat daha lezzetli bir burger. Kesinlikle deneyin. Gerçekten enfes bir tat. Bu arada patatesleri de deniyorum sizin için şu anda. Dondurucuya atmadan yaptığımızdan biraz farklı. Yani daha böyle fırınlanmış gibi tadı. Normalde daha kızartma tadında oluyor. Ben hamburgerimi yemeye devam edeceğim. Gerçekten enfes bir tat ve 15 dakika içinde pişirdim. Öncesinde de bir 5 dakikalık hazırlama sürecini içine koyarsak yaklaşık bir 20-25 dakikada hazır olmuş oluyor. Dondurucunuza öncesinde köftenizi de hazırlayıp koyarsanız gerçekten zamandan kesinlikle tasarruf etmiş oluyorsunuz. Özellikle çalışan kadınlar için bir kurtarıcı tarif diyebilirim. Yine de çalışmıyorsanız da akşama kadar bazen insanın yemek yapmak isteği gelmiyor. Ne yaparsın? Gider bir kıyma alırsın ya da öncesinde dolapta yine bulundurmuş olursun yap yarım saat içinde yemeğin hazır yaptığım hamburger tarifine eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara ekleyin bu şekilde pratik tarifler öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın şimdilik hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.